Geldin mi? Burası nehir yatağı gibi. Bak buralardan hep sular akmış. Buradan yol yapmış kendine. Nehir yatağına girdik bence direkt biz. Rota buradan gösteriyor. Bir yanlışlık yok. Eğer öyleyse de nehir yatağından sürüyoruz şu an. Rota ne diyorsa diyorsun. Aynen öyle. Bizde yanlış olmaz. Ne zaman beni öne atsan yol zorlaşıyor. Ama iyi oluyor. Çünkü sen önümdeyken kafam karışıyor. Ama ben öndeyken kendi yolumu kendim belirliyorum. O zaman hiç hata yapmıyorum. Ya hiç demeyeyim de. Ne zaman öyle hiç yapmıyorum mükemmelim desem bir yerim kırılıyor. Aman. Gerçi şimdiye kadar sadece bir kere kolum kırıldı, o kadar da. Bu muhabbeti bir an önce kapatmalıyım bence. Çok uzadı. Bence de kapat. Güzel şeylerden başlat. Bak kuşlar cıvıldıyor. Ne güzel çiçekler var. Güzel çiçekler var. Göl var dedik ama göl göremedik hala. Aa bak göl. Evet göl. Aa. Güzelmiş. Bir duralım da manzaranın tadını çıkartalım biz de ya. Burada mı duralım? Burada durabiliriz. Baraj gibi bir şeymiş herhalde, öyle düşünmüşler. Ya da sel sularının akması için yapılmış. Bence yayla hala devam ediyor buradan. Evet, bence yaylayı şimdi bulduk. Galiba öyle oldu. Orası yaylanın sonuydu bence. Orası yayladan sıkılan birinin eviydi. Olabilir. Allah! Ne oldu ya? Bir taş attım kaskıma. Olur öyle arada. Kocaman bir taş geldi. Sence burada işletme bulabilir miyiz? Ne için gerekiyor? Kalmak için. Yok ya, Gürcistan'da olsa buralarda hep guest house'lar oluyor. Türkiye'de de keşke olsa. Köyde varsa anneanneniz, teyzeniz, dayınız söyleyin, guest house yapsınlar ya. Böyle böyle yaygınlaşırız. O zaman turistler de daha çok gelir. Airbnb'den de çok kolay kiralanabiliyor. Bence köylülerin bunu değerlendirmesi gerekiyor. Hazır mısın? İşte ben geldim. Geçiyorum. Aha balıklar var. Balıkları ezmedin değil mi? Dur bekle, gelme. Niye? Seni video çekeceğim. Bak ay. Dur. Heyecan yaratıyorsun. Seni ezerim ha. Çekil yoldan. Ezme bak, şu sağ yoldan geleceksin. Bu taraf çok dik. Sağ taraf. İnşallah canım ya. Hadi. Ay telefonum da yanımda değilmiş ya. Ya sussana. Çıktım. Çıktın. Çıktım. Devam. Nereden geçtin? Tert rotasında bir su geçişi de görmeyecek miydik be? Göreceğiz tabii ya. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Aha. Ne daha oldu? Fazla su var burada. Nasıl yani? Çok daha fazla su. Bu hortum beni sıkıntıya sokar, ben söyleyeyim. Ha, çamur mu? Çok çamur. Dur ben önce geçeyim. Bekle. Ama ya ben senin geçeceğin yolu kapattıysam şu an? Yok, ben her türlü geçerim. Hazır mıyız? Hazırız, geç. Hadi ben seni şöyle aradan çıkacağım. Dur, şunun adı neyse. Geç. Geçiyorum.
Allah. Eyvah. Battı çıktı Berkan. Allah. Geçtim. Geçtiğini gördüm. Bir de bana sor. Ayakta geçsen daha mı iyi olacaktı? Daha iyi olacakmış. Vallahi. Düşme. Düşme. Geldim. Düşmedim. Geldim. Düşmedim. Ben de iyisin ha. Geliyorum. Gel. Milyonlarca sinek var. Devam. Hadi bakalım. Serinledik mi? Aa, yanlış yoldayız su. Ya Berkan. Vallahi yanlış yoldayız. Berkan sen bunu yapamazsın. Aa, nasıl oldu bu? Ne olacak? Bilmiyorum, geri döneceğiz. Bak. Ya diyorum tetra topunda böyle bir şey olmaz normalde ama geliş oldu diye düşünmüştüm. Bir sonraki su geçişiymiş. İlkini biz yanlış geçmişiz. Nasıl? Bayağı. Ha yine sudan geçecekmişiz. Yine sudan geçecek. Peki burası oraya bir şekilde bağlanıyor mu? Bak göremiyorum onu. Ne yapacağız? Dur bakayım, başka haritadan bakayım. Yorulduk mu? Yok, eğlendik. Eğlendik de ikinci kez geçmek hoşuma gitmedi. Yok, göremiyorum. Geri döneceğiz mecbur. Tamam, yapacak bir şey yok. Ben döndüreyim mi motorunu buradan? Yok. Arkamda mısın? Değilim. Bir de düşmedik, iki de düşmeyiz umarım. Dur geliyorum seni çekmeye. Yo yo, gelme. Gelme aşkım. Geldim bile. Gelme, istemiyorum. Çekeyim dokunma biraz. Bana. Dokunma. Kendim çevirmek istiyorum. Bileğini zorlamadı ya, az önce ağrıdı ya. Hadi vakti balık yan gider. Çok sinek var. Sineği umursayacak durumda değilim pek. Vallahi buradan gitsek daha iyi gibi ha. Sanki sağdan. Sağa basacağım. Sağ sol bir yerlere. Saplandın Dur. Mı? Ha, saplandın. Seni almaya geleceğim. Ama ben nasıl geçeceğim? Azıcık geri sal. Azıcık geri sal. Geri salınmıyor ki. Bir öne git. Öne gaz ver. Geri çek ama. Şimdi çek geri. Heh. Vallahi. Tamam bırak. Gitti. Bırak gitsin. Sana bir şey olmasın. Bir şey olmaz. Kapat motorunu. Sorun yok. Senin bir fotoğrafını çekeceğim. Çek. Nasıl kaldıracağız bunu? Vallahi ileri git geri sal falan diyen sendin. Ha? O kısmını sen düşeceksin. Dur bekle, tek başına kaldırma. Allah Allah. Dur. Canım. Bir, iki. Tamam dur. Bileğini zorlamasın. Tamam, zorlamadım. Tamam. Ay canım. Eyvah. Sen bana bak. Eyvah. Sen mi çıkarıyorsun? Sağ ol. Selam'ı da çamur yaptım. Çıkıyorum. Çık. Dön diye mi?
Dur, dur. Durdum, durdum. Evet, macerada bunlar da var. Var. Devam. Bir de suya düşsem aslında temizlenirim. Şimdi temizleneceksin, merak etme. Hadi yürü. Ön frenine çamur girdi. Şu an tam tutmuyor olabilir. Tutuyor. Sudan geçince düzelecek. Zaten ön fren kullanmıyorum da. Ha. Okey. Şeyden direkt frene girdi. Hı hı. Kaliperin içine girdi. Anladım. Temizlendin işte. Sağ mı sol mu? Sol oldu, çektik neyse. Aa, sağa gideceğiz. Dur bir dakika, bekle beni. Zaten yıkanmaya geliyorum. Yıkanmaya mı geliyorsun? Ne yapayım? Motorun yıkandı ama tertemiz oldu. Ben. Dur şu eldivenleri çıkarayım. Geliyorum. Dur. Geliyorum. Kurbağacık. Kurbağacıklar zıplıyor. Her yerden. Evet. Evet. Hadi canım. İyice güzelce yıkanalım. Şimdi senin motorunu da yıkayacağız su. Ben oraya getireyim. Buraya mı getiriyorsun? Evet. İkinci su geçişi var demiştin. Ya bilmiyorum artık o ne kadar su. Şurada yıkarız. Evet. Gel, sen kirlendin artık. Şu motorunu yıka. Bayağı ıslandın yani. Nerede motorum? Biraz daha suya soksaydın ya. Buradan... Ama alamayız oradan. Durmamız lazım. Çoşalı tırnaklarımın geldi halim. Hak ettiği halde var. Ortam şahane. Şimdi yine kirleneceğiz galiba. Buradan bir yerden bir geçiş daha var. Nereden acaba? Aa, köprü varmış ya. Ulan. Ya Berkay. Aşkım. Berkay kasıtlı yaptı diyenler yoruma beyaz kalp koysun. Aşkım, burada bir de çeşme var. İçme çeşmesi. İçme mi? Evet. Ne yapıyorsun, yolun ortasında durmuş? Ne oldu? Gidiyoruz. Nereden? Şuradan mı olmasın Berkay? Şuradan şöyle karşıya geçecek olmayalım sakın. Ben yoruldum galiba artık. Ay. Buradan bak, buradan olmasın. Ne diyorsun? Geç dalganı. Tamam, yolumuzu bulduk. Ne güzel, bir kere de müthiş geçmiştim. İkinci olmamalıyım. Şu tarlanın ortasına dalsak daha bile iyi olurmuş gibi. Ne oldu ya yola? Yol yok oldu resmen. Berkay, buradan olmayabilir mi? Buradan baktım. Şuradan olmasın bak, sağdan. Değil aşkım, buradan.
Sabit gaz. Bir yerde bitiyor de bana bu. Bitiyor. Ve ben bittiğim yere vardım de. Bittiğim yere vardım. Vardın mı? İyi. Vardım. Yarığın içinden geldim. Çok riskliydi. Buradan değil mi eminim? Dur, bilmiyorum. Sana şey yaptım da biraz. Telaşa kapıldım. Evet, buradanmış. Nerelere girdik biz ya? İşte vallahi macera. Biz... Macera da bunlar da var ama. Biz bu geceyi görür müyüz zaten? Aşkım, en kötü şurada kamp yapacağız ya, ne yapalım? Nerede? Şurada. Nasıl olsa türlü konservemiz var. Neyse, bu. Biz hazır hava kararmıyorken biraz daha gidelim de. Tamam. Şimdi başka bir dağa çıkacağız galiba. Öyle hatırlıyorum. Hayır, çok kolaydı TET rotası. Birden nasıl böyle oldu? Ne oldu anlamadım ki. Alt yola ineceğiz galiba. Evet. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalıdır diye tabela vardı. Tabii şu an yaz ayında olduğumuz için öyle bir şey yoktur. Ama bayağı yükseleceğimizin kanıtıdır. Şimdilik güzel gidiyor. Yine bir su molası verdik. Bir çeşme bulduk. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir su içelim şurada buz gibi. Her yerde çeşme var arkadaş. Şu aşağıda bir göl var. Az önce gördük ama şu an ağaçlardan gözükmüyor. Bayağı yukarı çıktık. 1700 metredeyiz şu anda. Çıkmaya da devam ediyoruz. Zaten yol mol kalmadı. Direkt kaya yollar artık. Devam. Kışın buranın kapanması çok normalmiş. Şu an bildiğin soğuk esiyor. Az önce içtiğimiz su da biz içtikten sonra çamurlu aktı. İçinde de kurbağalar vardı. Bir süre kritik yaptık, bu kurbağalar nasıl buraya gelmiş olabilir. Biraz kötü bir deneyim oldu bizim için. Termosumuzda doluşan umarım içinde bir kurbağa yoktur. Midemizde de olabilir su. Lavra olarak. Kurbağa bacağı falan yiyorlar. Herhalde onun da bir zararı olmaz. Kaç kilometre oldu bugün? 123. Ama hep off-road oldu değil mi? Evet. Pek yola çıkmadık. Evet evet. Murat Dağı kayak pisti burası. E buraya nasıl geliyor ki insanlar? Öbür taraf dediğin burası işte. Of, çok yukarıdayız. Bakarız internetten Murat Dağı'nın rakımına. Pistin rakımını. Bunlar nasıl yeşil çiçekler Berkay? Bir dakika. Duracağım. Oha! Uçakta gibiyiz değil mi? Çok iyi. Ha, biz şimdi buradan kayak pistine ineceğiz. Belki ondan sonrası asfalttır. Diyeceğim, bak asfalt galiba. Sola bak. Asfalt olmasa bile stabilize galiba. Biz tam tersinden geldik o kullanılmayan yolda. Aa, telefon bile çekiyor burada kayak pisti olduğu için. Ha, baz istasyonu yapmışlardı. 900 metredeyiz. 1900? Evet. Çok iyi. Biraz daha, yok biraz bakayım. Şöyle tepeye çıkarsak 2000 metre.
100 metre daha çıkabiliyorum. Orada 2000 demiştin zaten sen. Oradan geldik zaten. Çok iyi ya. Şimdi inişe geçiyoruz asfalttan. Ha, ikinci bir seçenek şu. Yol kötü devam ediyordur. Ama kayağa gelmek için insanlara teleferik yapmışlardır. O da bir seçenek olabilir ama sanmıyorum ya. Sıkıntı yok ya. Alıştık. Motorum ve ben bu yollar için üretilmişiz. Murat Dağı'nda böyle güzel evler bulduk ama maalesef full doluymuş. Burada kalamıyoruz. Devam ediyoruz. Şu aşağıda kamping gibi bir şey vardı ya. Bir de ona bakalım. Şurası mı? Orada elektrik var mı acaba? Elektrik olsa da oturacak alanı yok ki. Elektrik var bak. Işıklar var, panolar var. Zaten karavan da var ama. Oturacak alandan kastın nedir? Bilgisayarla birlikte oturacak alan. Sandalyemiz var aşkım. Yani olmaz ki o iş Berkay. Gel devam edelim biz. Bence uygun burası ya. Tuvalet de varmış. Tuvalet falan. Neyse iyi gel hadi devam edelim. Hani bir şey olsa kamelya gibi masa sandalye oraya da elektrik çekebilsek olur. Bir de duş olsa değil mi? Ne çok şey istedik değil mi? Ya ama duş... hak ettik bunu ya. O an evler olsaydı alırdı. Evet güzel olurdu. İşte ne zaman nereye kadar gidip... Aa su basmış burayı. Ne zaman nereye kadar gidip kalacağımızı bilemediğimiz için önceden planlama yapamıyoruz böyle şeylerde. Bugün iyi geldik ya. Evet bayağı iyi geldik. Ya aslında kilometre olarak dün daha iyi gittik de. Bugün off-road olduğu için. Evet dün devam etsek mi dedik aslında. İyi ki de etmemişiz. Asla yetişemezmişiz yani bir yerlere. Evet. En güzel yerde de kalmışız. Ana yola kadar indik. Şimdi Altıntaş tarafına doğru git diyor. Şurada bir kritik yapalım bence Su. Ne yazıyor? Termal Turizm Merkezi. Ha o geldiğimiz yer. Sağa devam edeceğiz. Tamam, gidiyorum. Ben saptık Uğurluca diye bir yere gidiyoruz. 2 kilometre saptık. Bir bakacağız orada eğer konaklayacak bir yere yerleyebilirsek kendimizi. Bugün böyle otel tarzı bir yerde kalmak istiyoruz. Eğer ayarlayamazsak çıkıp tekrar şeye döneceğiz. TET rotasına. Zaten hava kararmak üzere. Yine random bir yerde wild camp yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. 2 kilometre bir girelim bakalım. Umarım küçük bir köy değil de böyle mahalle tarzı bir yerdir. O zaman derme çatma bir kalacak yer ayarlanabilir. Şu an Uğurluca'dayız. Burada kalacak yer bulursak vallahi artık yılın olayı olacak. Lan şu teyze bilir mi? Bilmez. Böyle köylerde otel olmaz dedi. Köy odası olur dedi. Oraya girersiniz kalırsınız dedi. Ama elektrik yokmuş. Elektrik olsa belki deneyimleyebilirdik. Bizim de bugün elektriğe ihtiyacımız var. Elektrik olmadıktan sonra da kampla aynı oluyor bizim için. Hatta kamp bir tık daha güvenli oluyor yani. Gediz'e gitme kararı aldık 20 kilometrede yolumuzun dışında ama en yakın büyük yer orası. O yüzden orada kalacak bir yer bulmayı umuyoruz. İnternetimiz çekmediği için bakamadık otel vesaire var mı diye. Haritadan baktığımız kadarıyla 3 tane A101 var. O yüzden büyük bir yer olduğuna karar verdik. Bugün 20 kilometre daha gidip yarın bu yolu geri döneceğiz. Şimdi Değirmen Restorant diye bir yer vardı yolumuz üstünde.
Burada duralım dedik. Belki Gediz'e kadar gitmemize gerek kalmaz. Berkay gitmek için, sormak için gitti. Eğer burada kamp yapmamıza izin verirlerse, elektrik de kullanmamıza izin verirlerse burada kalacağız. Umarım verirler. Güzel bir yermiş. Sanırım düğün organizasyonu falan oluyor. Ne yaptın? İzin istedim. Uygun bir yere kurabilirsiniz dedi. Elektrik falan sormadım ama. Aynen. Neyse, yemek yersek elektriğe izin verirler. Bence yemesek de verirler. Çok samimiler yani. Ha, iyi insanlar. Tamam, iyi. İstediğiniz yere kurun dedi. Tamam. Çadırımızı şuraya kurduk. Motorlarımız burada. Sunun paçalarını yıkadık. Şu an süzülüyorlar. Yarına kadar kurur herhalde. Nasıl yıkadım ama çitileye çitileye. Çamur çok fena olmuş. Ayakkabılarımın içi de su dolmuş. Böyle çıkartıp şöyle bir boşaltmam gerekti. Tabii çizmenin üstünden girdi sular. Evet, çünkü nehrin içine direkt bastık. Bir de çamuru da yıkarken zaten şey oldu yani. Neyse, olacak böyle şeyler yolda. Ama harika bir restorandayız aynı zamanda. Şimdi yemek yeme bölümüne gidiyoruz. Sanırım yandan su akıyor. Henüz bakamadık. Çadırı falan kurmakta uğraşıyorduk. Alabalık tesisiymiş aynı zamanda burası. Evet, balık da yiyebiliriz. Başka bir şey de yiyebiliriz. Bakalım. Bir bakalım. Bu arada şurada yıkadık. Bak, su akıyor orada hortumda. Evet, orada sınırsız kocaman bir hortum var, sürekli akıyor. Tamamla. Güzel bir yerdeyiz ya. Şanslıyız bence. Evet. Hava kararmaya başladı. Görüntü çok net değil ama kısaca fikir vermesi için çekiyorum. Alabalık sahnedik geliyor. Yemeğimiz geldi. Ben tattım bile. Çok lezzetli. Oo, sen de yemişsin. Ben ayıkladım sadece. Yemedim de. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.